Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Bugün cuma, hepinizin cuması hayırlı olsun inşallah, mübarek olsun. Rabbim dilerim bütün dualarımızı kabul eylesin inşallah. Amin. Evet, bugün kalktım ben sabah, biraz geç kalktım. Kızlar alışverişe gitmişti, arabam olmadığı için. Allah razı olsun, hacı arkadaşlarıyla uzun zamandan beri bizim hacıdan geleli günümüz var aşağı yukarı. Ama pandemiden dolayı bir seneden beri toplanamamıştık. Burada biraz arkadaşımız var, Kezban, sürekli beni seyrediyor. Sürekli de bana diyor ki, hacım çok güzel şeyler yapıyorsun, yiyorsun diyor. Hep gözüm kalıyor, nazarın değiyor sana diyor. Hep söylüyor. Tabii ki kız kardeşi Ayşe de var yani. Şimdi çekeceğim onları ikisi. İki kız kardeş, iki etiler arkadaşlar. Dur çekeceğim, dur. İlk önce bu konuşmamı yapayım da. Evet, bizi bugün kahvaltıya çağırdı çünkü günümüz vardı. Allah razı olsun dedi ki, artık bizim bu bölgede bazı şeyler biraz serbestlerde inşallah, elhamdülillah. Böyle birkaç arkadaş artık toplanıp görüşebiliyoruz. Rabbimize şükürler olsun bugünlere geldik. Evet, onda kahvaltıdayız. Şimdi sizlere bir açılış yapayım dedim. Şöyle bir masayı böyle alabileceğim arkadaşlarım alacağım. Tabii ki alınmayacak arkadaşlarıma saygı duyuyorum ama onlar beni hep izliyorlar, biliyorum. Evet Kezbancığım, bir selam mı bakayım takipçilerime? Selamun aleyküm arkadaşlar, Fatma arkadaşımın takipçileri. Allah'ın selamı üzeriniz olsun, ayrı çumaları olsun. Aferin, beni takip ettin yok, bak gördün mü? Bak nasıl olmuş maşallah. Bu arkadaşımız Lazdur, yanındaki da Lazdur. İkisi kız kardeşler, iki eltili arkadaşlar. Almanya'ya geldik, geleli aşağı yukarı birbirimizi tanıyoruz ve biliyoruz. Sen şey yapma, sen şey yapmıyorsun yani. Arkadaşlarımızdan hacıya da gittik. Hem arkadaşlarımız hem de dediğim gibi uzun yıllardır komşularımız. Böyle sofraya oturduk. Allah razı olsun. Kezban arkadaşımıza davetliyiz bugün. Kezban Kalyoncu arkadaşımız, favori takipçim. Diyor ki benim nazarım diyebilirsen yapma o kadar çok şey diyor bana. Ve böyle söylüyor yani. Aslında evet. Ben o şeyi çağırarak çağırdım. Özge. Özge'yi çağır. Özge'yi başka zaman çağırabilirsin. Gidemiz evet, masamızı şey hazırlamış. Ben geç geldim. Arkadaşlar başlamış yemeğe. Şengül arkadaşım, Aynur arkadaşım, Nazmiye Hacı arkadaşlarım bunlar benim. Allah razı olsun. Biz aynı bölgenin gelinleriyiz. Aynı bölgenin cemaatiyiz. Hepimiz de elhamdülillah yıllardır da birbirimizi tanırız. Afiyet olsun hepinize. Ta gelecek arkadaşlarımız var arkadan. Kendini göstermiyorum ama tabii ki Yıldız arkadaşımız da burada. İsmini söyleyeyim sadece. Evet, ne yapmış Kezban arkadaşımız? Taze ıspanak yapmış. Evet, böyle mantar sote yapmış. Çok tavuk eti de var hacım bunun içinde. Tavuk eti de var. Evet, Kezban arkadaşımızın evi 4. kat. 4. kat değil mi burası Kezban? Şöyle bir buradan bir şöyle bir manzara çekeyim size. Şöyle bir balkon manzarası. Bakın, kocaman da balkonu var burada. He, şurayı şey yapmışsın, tamam. Şuraya bir şey yapsaydın diyecektim ama. Evet, balkonun kocaman arkadaşlar. Bir de 4. kat böyle. Ay, maşallah maşallah, ben buraya gelmiştim de ama arkadaşımız 3. kattaydı normalde. Çocuklar evlenince 3 oğlan var. 3 oğlan, bir kız, 4 çocuğu var. Oğlanların 3'ü bir anda evlenince arkadaşımız üst kata biraz küçük eve çıktı. Onun için ben tabi buraya 2. girişim arkadaşlar. Kışlarda bir defa gelmiştim. Onun için bayağı yüksekte, bakın burası çarşının içi. Hulusi'ye geçiyor burası. Şurada ileride hani biz pazara geliyoruz ya arkadaşlar, bakın orada. Bakın. Şu hemen ileride şu gözyen kırmızı yerde. O pazar orada arkadaşlar. Arkadaşımıza çok yakın. Yani bu kızlar bu sabah alışveriş yapmasaydılar uğrayabilirdim inşallah. Evet, arkadaşımız az kaldık mutfağı buraya getirmiş. Şu gelen arkadaşlar paket getirmişler. Çok güzel mutfağı, çok kullanışlı. Aslında aşağıdaki mutfağı tam farklıydı. O da mutfağını yenilenmişti ama buraya daha güzel olmuş. L harfi. Güle güle kullansın inşallah. Hayırlı günlerine kullansın. Çok da sever böyle bir şeyler almayı. Böyle dolaplara doldurmayı da çok sever. Böyle ıvır zıvır bir şeyleri. Dediğim gibi Lazlar ya. Laz arkadaşlarım benim. Evet, buralarda böyle arkadaşlar. Şimdi bir şeyler koymak için buraları koymuş. Şu camdan doğru tekrar bu tarafta ayrı bir manzara. Yukarıdan doğru böyle. Evin önünde araba parkı. Şurası böyle. Bakın. Mutfağı şurada, köşede buzdolabı var şöyle. Çok güzel mutfağı da. Güle güle bulansın. Diyor ki mutfağımı da çek, mutfağımı da çok çek diyor. Çok seviyor böyle şeyleri. Allah razı olsun. Hani bazı insan istemez ya. O da çok seviyor. Bana da diyor, arkadaşım seni seyrediyorum. Böyle çok güzel şeyler yapıyorsun diyor. Nazarın diyebilir sana diyor bana. Değil.
Nazar değdi yoksa. Geç bakayım ne yapacaksın orada? Çekeyim seni çay hadi. Çay dökük geçeyim. Hadi koy çay bakayım. Çiçeklerimi de çek onlara kız. Hangisi? Nerede gider? İçeride. Tamam. Çok sever böyle yedirmeyi, içirmeyi. Bizim mahallemizin maskotu gibidir. Bizim yani bu bölgenin. Herkesin evine girer çıkar, hastayı ziyaret eder, böyle insanlara hoş sohbet etmeyi herkesten sohbet eder. Yani erkek dişiydi bu hiç çekinmez, hepsinde böyle bir saygısı vardır. Aynen öyle. Ama onu da herkes öyle tanır, burada Kezban yenge diye, adı da Kezban zaten arkadaşım. Senin takipçilerinle ben seveyim. Allah razı olsun, onlar da bak şimdi seni sevecekler, hep selam gönderecekler sana. Çekiyorum geldim. Aa orkidelere baksana. Çok güzel orkidelerin Kezban. Güzeldir onlar. Ay çok güzel ama şey inşallah ölmezler. Ben İnşallah. Orkide büyüdüğüm için Allah. İşte orkide şeyi şey yapamıyorum yani. Büyüdüm ne kadar güzeller onlar. Maşallah maşallah. Vallahi çok güzeller. Ay şunlara bak şunlara. İnşallah ölmezler Kezban. Öldü de canım. Esas mı? Ben yeni geldim. Ay bana var ya maalesef ben orkide bakamıyorum ben. Ha bu arkadaşımla. Ha burada bir şey arkadaştan. Çok güzel. Bu gelinimle. Maşallah maşallah. Birbirinden güzel hepsi acı. Güle güle kullan inşallah. Sağlıklı günlerde kullan inşallah. Kaç yaşın girdin bu Evet arkadaşlar şöyle yüksek yerde olmak da güzel baksanıza ne kadar böyle yüksek yüksek. Şey Çaycuman'da bizim ev şimdi 4. katta ya. Ben şimdi İzmir'e gidince orada uzun bir zaman durduğumda oradan buraya gelince şimdi burada da aşağıda ya evimiz. Kendimi şey yapıyorum böyle yere oturmamış gibi zannediyorum. Böyle birkaç ay bir zorlanıyorum yani. O Çaycuman'da da böyle yüksekten böyle yukarıdan aşağılara bakmak bakın bak daha neler gözüyor. Yüksekten böyle bir yerlere oturup seyretmek, çay içmek o kadar güzel oluyor ki sizlere çekim yapmıştım zaten çıkan sene farkındaysanız. Onun için de oranın böyle şeyi muhteşem benim için. İnşallah az kaldı. Çok özledim memleketimi. Gerçekten çok özledim. Evet biz çay, sohbet, muhabbet devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben çektirmeyen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Daha gelecek arkadaşlarımız var. Ama çoğunluğunu çektim sizlere. Allah razı olsun. Hepsi de Hacı arkadaşlarım. Dediğim gibi aynı yerin gelinleriyiz. Aynı yerin cemaati sefirlikte. Evet sevgili arkadaşlar. Öğlen oldu namazlarımızı kıldık. Tabii ki halen neredeyiz? Halen buradayız. Biz normalde her sene aşırıda mıhlama yaparız. Ya Allah'ım aşırıda mıhlama yaparız diyor. Akşama kadar artık mahvoluruz yani. Bu bizim Trabzonlu arkadaşlarımız, Trabzonlu gelinler bunlar. İzini göstermeyeyim şimdi. Böyle şey yaparlar, ısırgan pancarı. Hatta bunu şimdi görenler bilir yani. Bunlar bize her sene böyle sohbet yaptığımızda, sohbet arkadaşlarımızdı genelde. Bunu her sohbette her sene bize bir tencere yapar, yedirirdi. Sağ olsun bugün de yine bak kahvaltıdan sonra şimdi hemen bize yetiştirdi bunu. Dünden ısırganları hazırlamış, yıkamış, temizlemiş. Hemen 2 dakikada doğru da haşladı, becerikli. Yani gerçekten Laz arkadaşlarımız, Karadeniz arkadaşlarımız becerikliler maşallah. Hemen 2 dakikada bakın bunun çorbasını yaptı. Bakın. Bu çok şifalı. Zaten bilen bilir ısırgan çorbasının ne kadar faydalı olduğunu. Hemen bunu pişirir dedi ki gitmeden. Böyle size dedi şöyle bir şifa niyetine dedi. Bundan dedi bir tabak yiyin öyle gidin dedi. Namazlarımızı kıldık. Rabbim kabul etsin. Sohbet halen devam ediyor. Biz bundan şimdi birer tabak yiyelim bakalım inşallah. Diyor ki ta oturun devam oturun diyor. Gitmeyin. Size bir de bir şey diyor şey yapayım. Koymat yapayım diyor. Onu da çok güzel yaparlar. Eller dert görmesin inşallah. Evet biz halen devam bakalım oturmaya. Allah nasip et. Bu kadar sineti ya. Elif de öyle evet. Dedi bana o zaman. İmran küçük arkadaşlar diyor artık sezonun sonuna geldik dermişim. Bak bu benim Laz arkadaş. Bu Laz Kezbancım benim. Bak uzattı gitti böyle. Kafasını çekmiyor. Neydi kız? Mıhlama. Yok kafasını çekmiyor. Mıhlama. En son mıhlama şeyimizi yaptık. Şimdi bu artık son. Mıhlamayı da yiyin. Artık gideceğiz inşallah. Maşallah. 100.000 kere maşallah hacım baksana benim ya. Maşallah. Elim kolum dert görmesin. Allah ellerin kolların inşallah. Nar-ı cehennemde yanmasın hiçbir bedenim canım benim. Ne güzel cuma dua aldık. Amin. Kur'an bugün çok güzel bir günümüzdeydi. Gerçekten. Kahvaltı sohbetimiz dağıldı ben hala buradayım. Sonra sohbet grubumuzla toplandık. Sohbet ölmüşlerim. Gelin kardeşler size de yapayım. Ayşe sen de çıkıyorsun. Şimdi kahvaltıya gelenler de diyecekler ki Kezban bize ne yapadın bu diyecekler. Neyse biz de yaparız inşallah bize geldiklerinde. Allah izin versin inşallah. Hacım ne güzel olmuş öyle o. Maşallah maşallah.
Allah billahi yapıyor. Baksana. Kaç kilo peynir attın şimdi ona? Of of. Bir zaman Ayşe'de bir şey yaptık biz, biliyorsun değil mi? Bir kilo peynir attı Ayşe şeyin içine. Ayşe dedim, ben o bir kilo peyniri bir ay yedim tam. Sen canım peynir atmadı şey için dedim bunu. Kardeş kendimi mehdetmeyeyim ama elim biraz lezzetli. Evet ha. Biliyor canım ne demek yani. Dinleyin atarak vermiyor aklımı. Bilirsin atarak. Fatma o gün şey ettin ya. De. Bir tane eşe verdin çömer, dedin ki bana arkadaşım bir düğünü bak. Böyle yeni oyalı. Ben sen ne zaman çok. Bilmeye gibiyim şimdi. Öyle dedi sen. Dedi. Hangisini dedim ben ona? Ha böyle siyah çömer abi kenarlar şeyle. Herhalde verdim söyle. Kezban mı dedim, Ayşe mi dedim? Kezban arkadaşım benim. Belki de Ayşe'nin dediğini. Belki de Ayşe'nin dediğini sen. Ben de kereyi bana verdim idiyse bir zaman. Bilmiyorum ki hacım. Ben bir şeylerin bak hiç atmam. Hep böyle kalır. Onları bir zaman sonra hep örterim. Hep de kimi yaptım hiç unutmam. Bana yaptın dedin ki ha bunu da. Hep aklımda kalır yani. O onu ve dedi şunu ve dedi. Ah canım benim, hangisi bilmiyorum ama. Ben de gururlandım ya. Yani. Esas bu be, ah canım güzel. Benim. Allah razı olsun. Şunu benzeyen, bunu örttün ya. Onu benzeyen bir tane Ayşe ve dedi. Onu birkaç kere örttüm. Siyah bir tane. Bu şey, Trabzon şeyi. Bugün örtü ya başına. Orman getir dedin ya. Melek de, melek de. Mavi, aynısı o. Melek de verdi. Meleğin verdiği de onu da örtüyor. Ben verdim. Ay işte evet, bunu. Evet, bundan bir tane var, örtüyor başına. Benimki boncuklidir. Boncuklu seninkisi. He, bunun boncuklusu. Onu örtüyorum yani. Allah razı olsun hacımdan. Bana fazla doldurma. Allah razı olsun. Bana çok doldurma. Elin bunun dert vermesin hacım. Ben azıcık şuna koyayım. Şuna azıcık bir şey şuna yiyeyim. Çok hacım çok o. Çok o. Ay eyvah eyvah. Elin kolun dert görmesin. Yani bugün güzel, bereketli bir gündü. Ölmüşlerimizi andık, arkadaşlarımızı, sohbetimizi, Kur'an'ımızı okuduk. İnşallah şimdi az sonra duasını ederiz. İnşallah. Dağılırız inşallah, bereketli bir gündü. Veren Allah verin. Hepinize afiyet olsun inşallah. Yok da getireyim mi size kardeşim? Evet arkadaşlar, sizlere hemen şöyle pazardan aldıklarımı göstereyim. Ablamla sabah pazara gitmiştik. Şöyle bir kasa domates aldık. Kartonu 4 euroydu. Şöyle karışık elma ve armut aldım. Annem elma ve armut istedi. Şöyle 4 tane kabak aldım. Şöyle 2 tane avokado aldım. Şöyle bir yani kocaman bir karpuz aldım. Şöyle kırmızı üzümden aldım. Şöyle 1 kiloyu geçkin. Geçmiştir yani kesin. Şöyle bezelye aldım arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır. Çok güzel gerçekten. Belki bugün bezelye yemeği yapabiliriz. Şöyle salatalık aldım. Ve pazarda böyle şeker çikolata yeri var. Şöyle şeker aldım. Karamelli. Misto Tom'dan aldım. Ve böyle çikolatalar aldım arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Ben hemen şimdilik bunları yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Bakın ben artık şöyle yemek yapmaya başladım. Bugün taze taze bezelye almıştım biliyorsunuz. Şöyle bol soğanlı domatesli kavurayım tavada dedim. Bir taraftan da sıcak su koydum tavaya. Çocuklara makarna yapacağım. Az sonra onlar da acıkır. Böyle bakalım. Bizde şu an durumlar bu şekilde. Baktım ablamın gideceği. Bunu nasıl söyleyecek diye bekliyordum. Dedik ki neyse. Dede yerleşti yerleşti de. Aynen öyle. Bak da abam yerleşti. Ne yapayım şimdi arkadaşlar? Havam o kadar hava güzel şahane. Ki hava yani. Artık havalar böyle güzel olacakmış inşallah. Maşallah. Babam öyle dedi. Yağmur yağmayacakmış en azından. Bunu domates ve soğanla kavurarak yap. Böyle ha, kavurarak değil. Yapacağım aynen. Hiç su eklemeyeceğim. Kendi bu arada buraya böyle bir şeyler koyuyoruz diye hepsinden yiyoruz zannetmeyin. Bir tane yedik bakalım. Bir çekirdek yedim yani. Sen de bir şöyle. Kalbinin yanına çikolata yedin. Böyle yani bazen bu ortaya bir şeyler koyduğumuz zaman aman ne kadar çok yiyorsunuz diyorlar. Ayıp oluyor amma bacılarım. Her neyse anamın kanalını şey yapmayayım şimdi. Evet arkadaşlar bakın ben bezelyemi yapmaya başladım. Güzelce soğanı kavurdum. İki tane büyük domates doğradım. Güzelce kavurdum bunları. Sonra üzerine bezelyelerimi attım. Biraz sıvı yağ gezdirdim. Ve baharatladım. Bunu böyle pişmeye bıraktım. Çocuklar hemen makarna birer tabak yedi. Şimdi buraya da tarhana çıkarttım buzluktan. Hemen bir de tarhana çorbası yapacağım. Annem az sonra geldiğinde
bahçeden salata malzemesi toplar, güzel de bir marul salatası yaparız ortaya. Dedik bu akşamki menümüzde böyle olsun, erkenden hazırlayayım. Ablam da demin demiştir sizlere, az sonra çocuklarla ben McDonald's'a dondurma almaya gideceğim. Dedim gel bugün çocuklarla bir dondurma yiyelim, hava şahane. Gitmeden hemen yemeklerimizi halledelim dedik. Evet arkadaşlar, ben çocuklarla geldim. Şöyle çikolata demişim. Dondurma aldım. Göster. Mikael seninkisi neyle? Oreo'lu aldık. Gülşen normal, üzerine çikolata sosu. Ömer sen de göster. Onunkisi de sade. Şöyle kendime ben de Oreo'lu aldım. Arkadaş bizim de kahve aldı kendisine. Biz şimdi buraya park ettik. Maalesef içeride yiyemiyoruz. Park alanında durduk. Çocuklara yediriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Ben sabahtır evde yoktum. Veya bir geç geldim akşam eve. Kapanışımı bugünden yapayım dedim sizlere. Çünkü dün akşam çok karanlıkta geldim eve. Dünüm çok güzel geçti. Sizlere çok güzel videolar çektim. Hacı arkadaşlarımızla Kezban kardeşim de dün günümüz vardı. Uzun zamandan beri bir arada gün yapamamıştık. Çok güzel geldi. Birlikte çok güzel sohbetler ettik, yedik, içtik. Ben sizlere onları da çektim istedikleri kadar. Ondan sonra sabah kahvaltısındaki arkadaşlarımız gitti. Tekrar sohbet arkadaşlarımızdan birkaç arkadaşımız geldi. Onlarla da tekrar ısırgan çorbası yedik, mıhlama yaptık. Sonra tekrar yine çayımızı falan içtik veya bir geç vakit arkadaşlarımızla tamam aşkım. Evet. Çok güzel. Yürüye yürüye geldik. Biraz Dayıkman'a gidip orada ayakı falan baktık. Artık dükkanları açık Almanya'da. Oradan sonra da arkadaşıma geldik yürüyerek. Arkadaşımla da güzel azıcık onun bahçesine baktık. Oralarda biraz şöyle biraz hava aldık. Ondan sonra içeri girdik. Sağ olsun o dondurmayı niye çekmedim hala kızıyorum kendime. Fatma arkadaşım o kadar güzel dondurma yaptı ki meyveleri böyle koydu kenarlarına, üzerine böyle döktü şeyleri falan. Orada güzel dondurmamızı yedik. Aslında ben eve yürüyerek gelecektim ama o kadar yoruldum ki artık Özge'ye dedim ki Özge beni gel al. Özge beni gel al, geldi aldı. Baya geç oldu. Sizlere kapanış yapamadım. Bugünden yapıyorum arkadaşlar. Günümüz çok güzel geçti. Allah razı olsun arkadaşımdan. Eli bunu dert görmesin. Rabbim inşallah keseselerine bereket, vücutlarına sağlık, sıfat versin. Aile huzuru versin. Evlatlarına da. İnşallah kendisine de inşallah. Çok güzel bir gün geçti arkadaşlarımla. Allah razı olsun hepsinden de. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Yorumlarınız için Allah razı olsun hepinizden de. Görüşmek üzere.